Merhaba arkadaşlar. Bugün de yeni bir nargile yapımında daha beraberiz. Bugünkü menümüzde arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi Şerbetli markasının Fresh Power olan aroması var arkadaşlar. Bakalım içinde bunun çilek varmış, portakal varmış, üzüm varmış, nar, kiwi ve elma var arkadaşlar. Gayet de güzel bir karışıma benziyor. Zaten şöyle bir de hemen açıp bakmıştım şöyle kokusu nasıl diye. Yani gerçekten de güzel ve bu arada yanımda Ali İhsan arkadaşım var. Beraber maçtan çıktık. Geldik güzel bir nargile içelim dedik. Bu arada video çekelim dedik arkadaşlar. Ve hep beraber nargile yapımına başlıyorum. Şimdi bakalım nasılmış tadı. İlk defa ben de sizinle deneyeceğim. Şu şekilde görüyorsunuz daha yeni açtım. Hemen çelim çöpünü ayıtlayalım arkadaşlar. Güzel kokusu var nargilenin. Aynen kanka, kütürün çok güzel kokusu var. Bakalım inşallah tadı da öyledir. Genelde çoğu tütünler böyle oluyor. Kokusu çok güzel oluyor ama... Bu markayı nereden buldun? Kanka bu marka Trabzon'da üretiliyormuş. Ama bu Şerbetli Premium markası yurt dışından geliyor dediler. Bakalım daha ikinci üçüncü deneyişimiz. Hemen bu. Bir önce denedik. Evet. Bir daha ikinci şeyimiz bu. İlk başta Love diye bir aroması vardı. O güzeldi. Şimdi bunu deniyoruz bakalım. Bunun tadı nasılmış, güzel mi? Hep beraber göreceğiz ama dediğim gibi kokusu efsane. İnşallah tadı da öyledir. Bakalım. Koyalım önce yerimize. Kıvırlarımızı da burada önceden getirdik. Sıvırınca. Kanka bu gelen folyo çok kalın biliyor musun? Böyle iyi yapmazsa benim birkaç direkt jilet gibi kesiyor. Sonra elim... Yani bu yüzden iki tane yapıyorsun yani. Ya iki tane ondan değil çabuk yanmasın diye de yani folyo birazcık kalınlığı çok fazla biliyor musun? Normal şeye göre nargile folyosuna göre biraz daha kalın. Yani en ufak bir hatada jilet gibi kesiyor adamın elini. O yüzden çok dikkat ederek şey yapıyorum. Ulan ne güzelmiş sade. Sade güzelmiş. Aynen kanka öbürü daha güzel o evde. Onu eve video için götürdük daha getiremedik. O daha güzel. Birazcık pissin tütünümüz. Yani hemen böyle direkt çekmek lazım. Aynen birazcık beklemesi lazım. Tabii bunun çeşit çeşit şeyleri var yani. Bir şey yani kendisi. Aynen zevkleri var, şeyleri var. Silikon olunca bir kül veriyor. Sinirimi bozuyor. İyi ama en azından. Tabii canım çünkü farklı farklı tütünleri yıkayıp içebiliyorsun. Yani pirinç şey deri makuç gibi değil. Tamam, bir kabusu zaten. Bir ayda
bükülmeler, kırılmalar. Ya zaten içindeki pisliği anlatmaya diyecek yok. Şimdi çok yoğun bir nane var. Ve insanın boğazını yapıyor. Kokusundan zorluğunu fark ettim nereden. Bayağı bir nane var. Bayağı bir yoğun. Aynen, o yüzden kömürün birini indiriyorum, yoksa yanacak. Bükülme güzel kardeşim, beni sinirlendirme. Abi, dediğim gibi en iyisi bir tane derim harpuşum olacak, hani benim gibi. İçine bir tane alıştıracaksın, benim yaban mevsimine alışkın. Sürekli onda içiyorum ama değişik değişik videolar çektiğim için, yani derim harpuşum onu yapamıyorsun, anladın mı? Çünkü içine tadı siniyor, o yüzden diğer tütünün tadı gelmiyor. Meraman'la dükkanı yıkacak aşağıda. Biraz sonra hep beraber aşağı göçebiliriz. Evet arkadaşlar, nargilemiz açıldı. Hoş ferah bir tadı var arkadaşlar. Dediğim gibi nanesi birazcık fazla. Ve o yüzden birazcık boğazı yakıyor. O yüzden siz alırsanız dikkat edin. Çok ısıya maruz şey yapmayın, bırakmayın. Yani kömür 3 taneyi 2'ye indirerek o şekilde için arkadaşlar. Böyle istersen kanka, sen sigara içiyorsun biliyorum ama nargile... Nargileyle aram yoktur ama ben seni kıramayacağım tabii ki, deneyeceğim. Öksürecek gibi olursa dikkat et. Nasıl kardeşim? Nadesi bayağı bir yoğun. Aynen. Tam hastalık nargilesi değil mi? Kesinlikle hani alışmayan bir insan için hani böyle anladım. Çok şey, özellikle anladım. Sigara kullanan bir insanın boğazlarını acayip yakabilir. Aynen. Bu yüzden sigara kullananlara dikkat edin. Aynen. Kanka zaten bu kanıtlanmış burada. Yani çoğu sigara içen insan nargile içemiyor. Bak nargile içer ama sigara içemiyor. Ben sigara içemem aslında, öksürtürme. Ya tabii şimdi bu biraz kültür. Yani insanlar bunu şey olsun diye. Biraz da nikotin muhabbeti. Aynen. Aslında nargile de sigara kullanmayan insanların da nikotine ihtiyacını karşılıyor. Üzerine de bir de aroması, tabii bir de kültür. Hoşuna gidiyor insanlar. Yani, orası öyle tabii ki de. Evet arkadaşlar, fazla uzatmayalım. Bugün arkadaşlar size de başta da söylediğim gibi şerbetli markasının bu Fresh Power aromasını yaptık arkadaşlar. Gayet güzel, ben memnun kaldım. Dediğim gibi nanesi birazcık fazla. Ama güzel bir karışım yapmışlar arkadaşlar. Siz de buna içebilirsiniz arkadaşlar. Güzel yani. Bir sigara içen adamı bile beğendiğine göre. Dediğim gibi arkadaşlar gayet de güzel. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar diyelim. Bugün yanımda Ali San arkadaşımla beraber video çektik sizlere. Ona da teşekkür ederim yanımda olduğu için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı da beğenirseniz şimdiden teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Her zamanki dediğim gibi çok fazla nargile içmeyin.